Merhaba arkadaşlar. Bugün Retro Gezegenler serisinden Jüpiter Retrosunu sizinle yapacağız. Öncelikle böyle yüz yüze temas mı daha iyi oluyor, yoksa benim tablette yazdığım sistem mi daha iyi oluyor? Bununla ilgili sizden bir geri bildirim bekliyorum. Yazarak yazmam sizin için daha yani nasıl anlatayım? Fotoğrafik hafıza konusunda daha kalıcı oluyor olabilir öğrenmeniz konusunda, ama konuşmam da bazılarına daha iyi geliyor olabilir, yani dinlemek daha iyi geliyor olabilir. Genel çoğunluğa göre ona göre devam edeceğim, ama bana bu şekilde konuşmak bir tık daha iyi geliyor. Tabii bazı aksaklıklarım oluyor, bazen deftere bakma ihtiyacı duyuyorum, yani hani birçok şey ezberimizde olsa bile, aklımızda olsa bile bazen bakıyoruz, yani insanız. Yani siz o konuda bana bir geri bildirim verirsiniz yorumlarda. Bu arada yorumları ihmal etmeyin arkadaşlar. Beğenileri, abone olmayı unutmayın eğer abone değilsiniz. İzlenme sayısı önemli çünkü. Ve Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'da astroloji öğrencisi ismiyle bulunuyorum. Şimdi Jüpiter retrosunu işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, daha önce de söylediğim gibi yine Merkür, Venüs ve Mars retrosunda söylemiştim. Retro demek içe yönelmiş enerji demektir. Ama hani sadece birinin retrosunu yorumlarken, yani atıyorum bir tane gezegeni retrodur, onu yorumlarken işte senin enerjin içe yönelmiş şeklinde yorumlamıyoruz. O gezegenin fonksiyonu neyse onun içe yönelmiş olduğunu söylüyoruz ve işte ona göre bir yorumlama yapıyoruz. Yani ben hiç içe yönelmiş mesela diye yorum yapmıyorum. Ama şöyle bir örnek vereyim size, bence beni anlayacaksınız. Şimdi Mars kelimelerinden, Mars hani öfke demek dedik ya, hareket, hareket bir konuda harekete, nasıl harekete geçtiğimizi anlatıyor. İşte nasıl öfkelendiğimizi bile anlatıyor yani Mars. İşte böyle nasıl anlatayım? Bir konuda nasıl iş yaptığımızı da anlatıyor. Harekete geçtiğimiz, nasıl iş yaptığımız, nasıl davrandığımız gibi konuları Mars anlatıyor. Mars'ın retro olması demek, öncelikle mesela biliyorum Jüpiter retrosunu anlatacağım ama sadece içe yönelmiş enerjiden bahsetmek için Mars'tan bahsediyorum şu anda. Mesela Mars'ın retro olması, içe yönelmiş enerji şu anlama geliyor. Tabii ki bulunduğu burç önemli ama kişi atıyorum bir konuda, atıyorum Mars Koç'ta retroysa, ya kişi çok çabuk öfkeleniyor olabilir veya yani çok çabuk öfkelenip bunu gösteremiyor olabilir. Niye? Çünkü enerjinin dışa yönelmesi lazım. Yani öfkelendiğimizde öfkemizin dışa çıkması lazım, değil mi? Ama içe yönelmiş enerjide, yani retro olan gezegenler içe yönelmiş enerjide daha çok içe yöneliyor. Yani kişi içinde biriktiriyor, biriktiriyor ve patlıyor olabilir. Ya da İşte ne bileyim, Mars Koç'ta mesela hakkını arar, tamam mı? Yani bir konuda haksızlık yapıldığında hemen bunu söyler, dobradır, kavgasını eder, yani verir bunun savaşını. Ama retro olduğunda mesela bazen kişiler şey yapabilir, böyle davranacak olmasına rağmen biraz hakkını aramakta çekingen olabilir. Özellikle Mars terazi ve retroysa genellikle böyle oluyor. Kişi genellikle hakkını yani aramakta zorlanıyor. Yani bu benim hakkım ya, bana bunu nasıl yapar diyemiyor. Biraz çekiniyor. Yani retro demek bir içe yönelmiş enerji veriyor. Umarım anlatabildim size. Jüpiter retrosunda da, Jüpiter genellikle ahlak anlayışımızla da alakalıdır. Finansal, genel olarak finansal gösterge olarak da diye geçiyor. Bununla alakalıdır. İşte ve Jüpiter'in haritada hangi evleri yönettiği çok önemlidir. Bu konuların birazcık içe yöneldiğini düşünürüz. Bir de bunun yanı sıra retro olduğunda bir gezegen hangi evleri yönetiyorsa o gezegen, Jüpiter mesela diyelim ki haritada ikinci ve yedinci evi yönetiyor diyelim. Siz kendi haritanızda bakarsınız, yani Jüpiter yönetiminde yay ve balık burcu var. Yay ve balık burçlarını hangi evler kesiyor diye bir bakın. Mesela benim haritamda 9. evim kesiyor ve 12. evim kesiyor yay ve balık burcunu. Çünkü yükselen koçum, o yüzden. İşte mesela 9 ve 12. ev konularında diyelim ki bu şey burçlar kesiyor, işte Jüpiter'in yöneticisi olduğu yay ve balığı. Burada kişi 9 ve 12. ev konularında bir gecikme yaşayabiliyor veya oradaki enerji içe yönelmiş olabiliyor. 9. ev nedir arkadaşlar? Yurt dışı dedik, değil mi? Üniversite dedik, işte yüksek öğrenim dedik. Demek ki kişi yurt dışına gidip gelmek üzere, yani gidip gelebilir, belki tekrarı olabilir. Çünkü retrolar bize bir şeyin tekrarlarını da anlatır.
Hani mutlaka bilirsiniz, Merkür retrosunda işte Merkür retrosuna giden Merkür retrosuna geri geliyor gibi şeyler vardır. Bu bize bir tekrar anlatıyor aslında, döngüyü anlatıyor. Belki işte yurt dışına gidip tekrar gelir veya yurt dışına çıkmasında sorun olur kişinin, veya işte üniversite eğitimi tamamlamasında veya kazanmasında veya işte üniversite okurken onunla ilgili bir takım problemler ve aksaklıklar, ertelenmeler, gecikmeler olabilir. Umarım anlatabildim. Yani Jüpiter retroysa Jüpiter'in hangi evleri yönettiği çok önemli. Bakacaksınız hangi evi yönetiyor haritanızda. Ona göre ha, bu evlerde bir takım gecikmeler, aksaklıklar, ertelenmeler, bir takım problemler ve bu evlerde böyle bir içe yönelme durumu olabilir diyebiliriz. Atıyorum mesela Jüpiter'iniz 10. evde retrodur. Ama asaletlidir diyelim. O zaman belki çok büyük bir problem teşkil etmeyebilir asaletliyse. Yani Jüpiter yengeçte yücelir mesela. Jüpiter balıkta iyidir, Jüpiter yayda iyidir yöneticisinde. Ama Jüpiter oğlakta düşüktedir. Bir de retro ise demek ki kariyer konusunda 10. ev kariyeri anlattığı için kariyer konusuna diye girdim konuya direkt. Eğer evler konusunda neden bahsettiğimi bilmiyorsanız doğum haritasında evlerin anlamları diye bir videom var. Onu izleyin mutlaka. Mesela kariyer konusunda şey olabilir, işte bir takım burada gecikmeler yaşayabilir. İşte burada mesela daha Jüpiter daha böyle saygın, sosyete kişileri de anlatabiliyor. Bize biraz kalbur üstü kişileri de anlatabiliyor. Yani bu kişilerle karşılaşır iş hayatında ama mesela orada bir takım sıkıntılar yaşayabilir gibi yorumlayabiliriz. Şöyle Jüpiter retrosu yani böyle çok şey değil. Yani retrolar karma astrolojide daha çok önemli arkadaşlar. Yani geçmiş yaşamlarla alakalı yorumlular. Tabii ki işte retrolarımız önemli ama bir gezegen eğer asaletliyse bunu kotarabilir yani. Haritayı sonuçta bütün olarak değerlendiriyorsun. Yani sadece bir gezegen retro diye aman Allah'ım retro, o zaman işte hep gecikme olacak şöyle böyle demiyoruz yani. Bunun dışında Jüpiter genel finans göstergesi olduğu için astroloji kişinin, yani bu evlerinden bağımsız olarak söylüyorum bunu, kişinin finansında yani maddi durumu veya işte finans kaynakları ile alakalı bir takım yine gecikmeler olabilir, aksaklıklar olabilir diyoruz. Bunun dışında notlarıma da bakıyorum. Eğer harita vaat ediyorsa bunu, kalabalıklara girmeyi çok sevmeyebilir bu kişiler. Birazcık da böyle bilge bir anlayışa veya herkesten daha farklı bir ahlak anlayışına sahip olabilirler. Örneğin Jüpiter'i yengeç olan biriyle zıt burcu oğlak olan biri Jüpiter'i farklı ahlak anlayışına sahiplerdir. Jüpiter yengeç daha şefkate yönelik, daha aileci ve geleneksel duygularla, daha nasıl diyeyim, konservatif bir düşünce tarzıyla hayata bakar. Jüpiter oğlak ise daha maddeci ve daha dünyevi, daha böyle işte ne elde ettim bu hayatta, ne yaptım, statüm bilmem ne, hani saygınlık, yani onun ahlak anlayışı daha böyle, etik anlayışı daha farklıdır. Yani Jüpiter bizim ahlak anlayışımızı anlatıyor aynı zamanda. Bunun dışında arkadaşlar şimdi içe yönelmiş enerji dedim ya, Jüpiter büyümekle de alakalı biliyorsunuz, doğum haritasında Jüpiter videosunda da size bahsetmiştim. Jüpiter büyümekle alakalı, biz genelde işte dışa doğru büyümeye çalışırız ama Jüpiter retro olduğunda kişi içsel olarak büyümeye çalışıyor. Hani içe yönelmiş enerji dedim ya, böyle düşünebilirsiniz. Yani kişi enerjisini, büyüme enerjisini içine doğru yöneltiyor. Nasıl olabilir bu? Kişisel gelişim kitapları okur, ruhsal anlamda kendini geliştirmeye çalışır. İşte daha böyle meditasyon tarzı, meditatif bir şeyler yapabilir, kendisine iyi gelen. Kısaca iş dünyasını zenginleştirecek bir şeyler yapabilir Jüpiter'e retro olan kişiler. Aslında bu kadar. Bunun dışında adalet sistemimizi ve inanç sistemimizi anlatıyor. İşte ahlak anlayışımız dışında ne kadar adil olduğumuzla da alakalı. Bu kişilerin işte farklı bir ahlak anlayışı ve adalet duyguları da olabilir. Daha böyle içsel bir takım dinamiklere dayanabilir diyebiliriz. Son olarak da şunun bilgisini vereyim. Jüpiter 1,5 senede bir retro yapıyor arkadaşlar ve retrosu da uzun sürüyor. 4 ay falan sürüyor. Hele Satürn'ün retrosu 5 ay falan sürüyor. Yani bunlar çok uzun süreler. Hani şöyle düşünün. Şimdi atıyorum bu sene Jüpiter retrosu oldu. İşte şu andan itibaren 4 ay oldu diyelim. Şu andan itibaren 4 ay boyunca doğan çocukların hepsine Jüpiter retro olacak. Yani bu böyle çok fazla kötü bir şey olsaydı hepimizin, yani 4 ay boyunca doğan herkesin başına çok kötü şeyler gelecekti herhalde diye düşünüyorsunuz. Yani
Burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Eğer bir sürü sıkıntılı özellik varsa o Jüpiter'le ilgili. Jüpiter 12. evdedir mesela. Jüpiter Güneş tarafından yanmıştır mesela. Yani aralarında az bir derece farkı vardır. Jüpiter işte düşüşte veya zarardadır. Bir de üstüne retroysa evet o zaman sıkıntı. Ama yani Jüpiter normal duruyor haritada. Asaleti falan fena değil işte. Evi falan kötücül ev değil diyelim. Hatta işte böyle kötücül ev değil diyelim aynen. Böyle şey demeyelim hani en köşe ev olursa da çünkü etkili olabilir onun retrosu. Kötü bir evde değil. 6, 8, 12. evde yer almıyor. Bunlar kötücül evler diyelim. Hani asaleti falan da iyiyse çok bir sıkıntı yoksa retro olması tabii ki de yine gecikmeler, aksaklıklar verecektir. Tabii ki karma astrolojiye göre bu daha farklı yorumlanır. Ben klasik ve modern astrolojiye göre bakıyorum. Ama yani öyle dünyanızın başına yıkılacağı bir şey değil. O yüzden hani Merkür Retrosu'nu da çok aşırı böyle kafanıza takmayın. Zaten doğan yani 10 kişiden 6 kişinin haritasında Merkür Retro zaten. Benim de Merkür'üm Retro. Yani ve genellikle benim en çok duyduğum şey çok güzel anlatıyorsunuz. Anlatmak, öğretmek, işte fikirlerini izah etmek bunlar hep Merkür'le alakalı. O zaman Retro ise ben iyi anlatamamam gerekir. Hem de çok böyle aşırı asaletli de bir Merkür'üm yok yani öyle düşünün. Yani umarım anlatabildim ne demek istediğimi. Bu şekilde arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Lütfen beğenme tuşuna tıklamayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zile basmayı unutmayın. Bir de zil vardı. Ben video yüklediğimde size bildirim geliyor. O önemli bir şey. Onun için de burada aşağılarda bir yerde bir zil tuşu var. Abone olun yanında sanırım. Ona da basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.